Baba. Kızım olmaz şimdi. Ne oldu? Baba, baba her şeyi söyledim. Konuşuruz sonra çıkıp. Kapa kapıyı. Ne oldu kızım? Evde söylediğimiz her şeyi unut, tamam mı? Hadi gitmemiz gerekiyor. Kızım dur, anlamadım. Neyi söyledin, kime? Söyledim her şeyi, anlattım. Yapmam gerekeni yaptım. Neyi? Her şeyi anlattım. Zeynep'e her şeyi söyledim. Kardeş olduğumuzu söyledim. Senin kızın olduğunu söyledim baba. Yaptım. Efendim? Zeynep aradı beni biraz önce. Neredeymiş? Bilmiyorum. Her şeyi öğrenmiş Cihan. Kim söylemiş, nasıl öğrenmiş bilmiyorum ama öğrenmiş işte. Melis söylemiş, her şeyi anlatmış. Bana bağırdı, çağırdı, kapattı telefonu. Neredesin sen? Evdeyim. Tamam, 10 dakikaya bekle, yanına geliyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Sonra konuşuruz. Sonra olmaz, çok önemli. Sonra diyorum Dilan. İyi ama daha ne söyleyeceğimi bile bilmiyorsun ki. Sen benim ne halde olduğumu biliyor musun? Zeynep yok ortada ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. Çok güzel. Ben de ne zaman konu Zeynep'e gelecek diye bekliyordum. Farkındaysan Zeynep benim hayatımı kurtardı. İyi ama sana bunu söylemem gerekiyor. Çeki bir de seninle uğraşamayacağım. Melis, canım benim, gel bir tane. İyi misin? İyiyim ben, merak etme. Güzel, hadi geç. Ne oldu benden sonra? Bir şey olmadı. Nasıl? Hayatım, baban güvenlikle görüşecekti. Bulabildiler mi kimin yaptığını? Neyi? Neyi mi? Melis korkutma beni lütfen, nasıl ya? Ha anne, bir şey yok, tamam, araştırıyorlar. Bulamadılar herhalde daha. Peki. Başka bir şey mi oldu? Yani bana söylemediğin bir şey mi var? Yok, hayır. Neden böyle davranıyorsun o zaman? Yorgunum biraz anne. Uzanmak istiyorum. Bak ne diyeceğim, eğer istersen ben Seti ararım. Gitmem bugün, çalışmam. Seninle yani senin yanında kalırım. Hayır, hiç gerek yok. Ben çok iyiyim gerçekten. Peki. Biliyorum ben. Çıkıyorum öyleyse. Tamam. Gözlü. Bir şey olursa hemen ara beni. Tamam, tamam, görüşürüz. Dinlen güzelce. Tamam. Sen ne zamandan beri tanıyorsun Doğuş Balbay'ı? Oldu biraz. Bak bu yaptığını hiç unutmayacağım. Çok sağ ol kardeşim. Efendim Melis. Kerem, acil konuşmamız gerekiyor. Çok önemli. Ya Melis, şu an işim var. İşini bırak gel. Çok önemli diyorum. Evdeyim, bekliyorum seni. Ne oldu? Melis aradı, anlamadım. Hemen gitmem lazımmış. Önemli bir şeyse ben zaten taksiye giderim. Ya saçmalama, seni bırakırım. Sorun olmaz değil mi? Yok canım, önemli değil. Merhaba. Gelsene. Kerem. Hı. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Hani sen bana sürekli söylüyordun ya. Zeynep'e niye söylemiyorsun? Niye Zeynep'ten saklıyorsun diye. Düşündüm. Haklıydın.
Söyledim. Zeynep'e kardeş olduğumuzu söyledim. Vay. Bana destek olduğun için teşekkür ederim. Döndüğümüzde yoktu soyunma odasında. Ya peki nereye gitmiş olabilir, bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Aradık sonra ulaşamadık. Deka. Ya hala ulaşamadınız. Ya babam eve gitmiştir dedi ama. Acaba bir anda söylemekle hata mı yaptım? Ya bak yani bunun... Bunu söylemenin başka bir yolu yok ki. Yani Cihan Hoca da söyleseydi aynı şey olacaktı. Haklısın. Bak benim çıkmam lazım. Nereye? İşte bir şey halletmem lazım. Beni yalnız mı bırakacaksın? Ya Melis kusura bakma, bunu gerçekten yapmam lazım. Tamam peki. Ya bak, moralini bozma, tamam mı? Bak göreceksin, her şey düzelecek. Umarım. Tamam. Gel. Ne yapacağız? Ne yapalım? Hı? Bir şeyler mi yesek acaba? Kim, Zeynep mi? Kerem. Efendim? Ya Yağmur, Zeynep seninle mi? Hayır. Peki nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. En son biz işte Can'la bahçede oturuyorduk, konuşuyorduk. Zeynep bir anda fırladı. Peki. Bir dakika, bir dakika. Kim oldu Kerem? Yani Zeynep'in morali çok bozuktu da. Ya şu an anlatamam ama bak, yani Zeynep seni ararsa lütfen hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam, veririm. Ne diyor? Ya seni ararsa haber ver diyor. Sinemaya girelim bence. Sen ağlayınca ben üzülüyorum. Güzel olacak. Gülümse. Oyna. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.